Türkiye'de yaşanmış birçok gizemli olay ve vahşi cinayetler var. Tabii bunların bir kısmı hiçbir şekilde detayları verilmeden basına yansıyor. Yıllarca süre gelen "Türkiye'de seri katil hiçbir zaman olmadı" sözleri, yıllar geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe aslında çok büyük bir yalan olduğunu gösterdi. Peki siz daha önce Türkiye'de geçen hangi gizemli olayları, korkunç cinayetleri ve seri katilleri duymuştunuz? Eminim ki son yıllarda en çok ses getiren katil Ümitcan Uygun'u tanıyorsunuzdur. Sizin teker teker hepinizin dişini çekeceğim. Biz buradayız, Allah'ın uğrundan da korkumuz yok. Sayın savcım, Sayın Süleyman Soylu beyefendi. Hepinize bak Allah rızası için yalvarıyorum. Ben şimdiye kadar sustum. Ben sustum ama bu saatten sonra susmak yok. Peki biraz daha eskiye gittiğimizde Muhabbet Kuşu lakaplı Atalay Filiz'i hatırlıyor musunuz? Bana pişman mısın? Seri katil Atalay Filiz'in cezası belli oldu. Filiz'e iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Daha da eskiye gidelim. Münevver Karabulut'u duymuş muydunuz? Ben Sabah'ın kızımı okula gönderdim. Kızım çöpte çıktı. Kızımın canisini çıkarsınlar bugün önce. Başka bir duygum yok. Giden gitti bizden. Gariboğlu ailesi kızım katletmedi. Hepimizi katletti. 2014 yılında çöp konteynerinin içinde vahşice parçalanmış olarak bulunan Münevver Karabulut'u. Cezaevinde öldü denilen katili Cem Garipoğlu'nun ismi tanıdık geldi mi size? Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu hapis cezasını çektiği Silivri Beşnoğlu kapalı cezaevinde intihar etmişti. Böyle saymaya devam edersem eminim saatlerce devam eder bu isimler ve olaylar. Belki de küçük yaşlardan beri bu olayların derinlerine her zaman indiğim ve araştırdığım için bu kadar fazla ismi unutamıyorumdur. Bunlardan en garip ve anlamlandırılamayan seri cinayetlerden birindeyiz bugün. Kesik bacak cinayetleri. Günün belki de en ürkütücü haberi. Çöp konteynerinde iki insan bacağı bulundu. 20 yıl önce İstanbul'un çeşitli semtlerinde 8 kesik bacak bulundu. Yanlış duymadınız. 8 kesik bacak. İstanbul'un çeşitli semtlerinde 8 kesik bacak bulundu. Tüyler ürperten seri cinayetlerin tek ortak yanı da bacakların profesyonelce kesilmiş olmasıydı. Sokak hemen güven çemberine alındı. Jet hızıyla soruşturma başladı. Ortada hunharca işlenmiş bir cinayet olduğu açıktı ama ne kurbanın kimliği ne de katilin kim olduğu belliydi. Bu sır cinayetlerde yeni bir gelişme var. İstanbul'da 2000-2001 yılları arasında aynı yöntemlerle işlenen tam 8 cinayet gerçekleşti. Bunlardan 7'si kadın, biri erkek bedenine aitti. Bir sene içinde gerçekleşen bu 8 cinayetin sorumlusu ise asla bulunamadı. Toplamda 8 farklı insana ait bulunan kesik bacaklar İstanbul'un farklı farklı semtlerinde çöp kutularında poşete konulmuş, önceden tuzlu suda bekletilmiş ve kana akıtılmış bacaklardı. Bulunan bu bacakların tamamı genç ve bakımlı kadınlara ait olup özenli bir şekilde kesilmişken sadece bir bacak erkek bacağıydı ve o da gelişi güzel kesilmişti. İşin garip yanı cesetlerin geri kalanı hiçbir zaman bulunamadı. Eğer Dexter dizisini izlediyseniz buraya kadar birçok şeyde benzerlik göreceksiniz. Ayrıca kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Konumuza dönelim. Olayların olduğu dönemde Richard Walter'ın yaptığı psikolojik profil yayınlanmıştı. Bu arada Richard Walter'ı Amerikalı bir profesör olarak tanımlasam yeterli olacaktır. Yayınladığı katil profilindeki bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Katilin 25 yaşlarında olduğu. Bu tür cinayetlerin hepsinde olduğu gibi tüm dürtü hastalıklı cinsellikten kaynaklandığı. Aralarındaki en önemli profil özelliklerinden biri olansa kadınlarla cinsel birliktelik yaşamak istediği ancak penisinin hareketlenmemesi ama erkeklere karşı bu hareketlenmenin gerçekleşmesi. Dertlerinin ve içindeki şiddetin temelinde bu yatıyor. Yani kendisini olduğu gibi kabul edemiyor. Katilin ıslah evi, cezaevi geçmişi olabileceği, çok büyük ihtimalle Bakırköy Akıl Hastanesi geçmişi olduğunu düşünüyordu Walter. 1995-2000 yılları arası kesinlikle incelenmeli. Bu belki de polisler için en net maddelerden biriydi. Katil İstanbul'u değildi. Çalışmak için gelmiş olarak not düşmüştü. Oda kuleyi merkeze koyun ve 500 metre yarı çaplı bir daire çizin. Burada oluyor bütün olaylar.
tüm suçlar buradaki birkaç yüz binadan birinde işleniyor. Bir kafenin veya barın ya gececisi, yani temizlik işlerini vesaire halleden eleman, ya da orada bir şekilde ikamet eden çalışan. Çalıştığı yer büyük ihtimalle erken kapanan yerlerden. Örneğin gece 10-12 arası kapanan mekanlardan. Bu da kendisine yaklaşık 8 saat veriyor. Buradaki tanıma uyan belki 10-20 tane yer vardır. Fakat bunları tespit etmek göründüğü kadar kolay değildir. Ama çok zor da değildir. Cesetleri 6 parçaya ayırıyor. Burası çok ilginçtir. Bir cesedin kollarını, bacaklarını ve kafasını kesen kiminle konuşursanız konuşun, size cesedi 5 parçaya ayırdığını söyleyecektir. Kanları süzdürme sebebi tamamen pratik dertler, ağırlık ve temizlik gibi nedenler. Zaten birkaç saat içinde çok da süzdüremiyor doğal olarak. Cesetleri bavulla taşıyor ve en az 2 sefer yapıyor. Bir insan gövdesini rahatlıkla taşıyabileceğiniz başka bir yöntem yoktur şehir içinde. 20-30 kiloyu sırtlanamaz veya kucaklayamazsınız. Filmlerde bolca görürüz. Adam öldürdüğü kişiyi kollarında taşır. Bırakın yetişkini, ölü bir çocuk bedenini bile birkaç dakikadan uzun taşırsanız fıtık olabilirsiniz. Çok çok güçlü değilseniz eğer. Cesetleri karşıya geçen iki köprü, yani Galata ve Atatürk, un kapanından birinden denize atıyor. Büyük ihtimalle bunlar sabaha karşı oluyor. Poşetlere ağırlık ekliyor dibe batmaları için. Kafa ve ellerin bulunmasını istemiyor. Çünkü kurban teşhis edilebilir. Gövdenin bulunmasını istemiyor. Çünkü bedene verdiği zararların görülmesini istemiyor. Utanıyor suçun bu kısmından. Bacakları bıraktığı yerler bir tür dışa vurum. Bacakların bir şekilde su yüzüne çıkmasını istiyor. Buradaki psikolojiyi anlamak da yine zaten bu türden tüm olayları anlamak demektir. Eğer bacaklar da bulunmasaydı hiçbirimiz bu katilden haberdar olmayacaktık. Bilinmek istemek bu demek. Kendisi için bu işlediği suçlar bir tür başarı. Dünyada bıraktığı birer iz hepsi. İlk kurbanlarını hayat kadınlarından seçiyor. Çünkü en kolay hedef maalesef bu kesim. Sonraki kurbanları ilgili mekana gelenlerden seçiyor. Ve kendine güveni arttıkça bilinmek isteği de artıyor. Kadın, erkek şeklinde bulunan kurbanlar büyük ihtimalle çiftler. Erkek kurbanlarda bulunan özensizlik ve şiddet hali ilk başta söylediğimiz şeyin sonucu. Penisi erkeklere kalkıyor ve bundan hiç hoşnut değil. Eğitimli değil ama insanlarla konuşmayı becerebiliyor. Tanrı kompleksi yok. Bunu Walter böyle yorumlamıştı. Bilakis aşağılık kompleksi var. Gerçi tanrı kompleksi bu demek zaten. Ama şunu belirtmek isterim ki etrafınızda çok kabaran birilerini görürseniz bilin ki kendisini küçücük gördüğü içindir. Memeli refleksidir büyük görünmek ve kabarmak. En iyi boksörler omuzları en rahat duran boksörlerdir. Kendilerini kasmazlar çünkü kendilerine güvenirler. Suçunun duyulmasını istiyor ama aynı zamanda duyulmamasını da istiyor. Bu neredeyse bu tür cinayetlerin hepsinde en temel temadır. Çantayı Gümüşsuyu Parkı'na bırakması, telefonu Tahtakale'ye satması ve kızın yurdunu araması bunun işaretleridir. Büyük ihtimalle tüm cinayetleri için benzer şeyler yapıyor ama kimlikler belirlenemediği için ilgili olaylarda bilinemiyor. Bir takım hatıralık aldığı şüphesiz öldürdüğü kişilerden. Büyük ihtimalle ara ara cesetleri attığı yerleri ziyaret ediyordur. Kendisini güçlü hissettiği o anı yeniden yaşamak için yapıyor bunu. Bunlar ilk suçları değildir. Geçmişinde aynı vahşilikte fakat kurgulanışı daha basit suçlar vardır bu kişinin. Tünel ve Bakırköy metrosuna bıraktığı uzuvlar bulunduğunda katil büyük ihtimalle olay yeri civarındaydı. Yarattığı panik ve korkuyu izlemek için oradaydı. Suçların gelişimi incelendiğinde gittikçe daha dışa dönük hale geldiğini görüyoruz. İşlek bir caddeye ceset parçası bırakmak tesadüfi değildir. Bu durumun sebep olacağı kaotik hal ve korkuyu izlemek için orada olması neredeyse kesindir diyebiliriz. Örneğin Berkowitz hem suç işlediği noktaları defalarca ziyaret etmiş hem de çoğu vakit toplanan kalabalığın arasına karışmıştır. Govan öldürdüğü kişinin cenazesine katılmanın ötesine geçmiş bir de hatıra defterini imzalamıştır. Martha Weiss öldürdüğü kişileri sırf cenazelerine katılabilmek için öldürdüğünü iddia veya itiraf etmiştir. Edmund Kemper sürekli olarak işlediği suçları çözmeye çalışan polislerle aynı bara gidip dava ile ilgili konuşmuştur, sohbet etmiştir. Hatta birkaç ay sonra bir ankesörlüden polisi arayıp suçunu itiraf ettiğinde polis ihtimal dahi vermemiştir. Dalga geçtiğini düşünüp kızmıştır ilk olarak. Sonrasında gerçekten de eve gidip annesini ve arkadaşını ölü bulunca ikna olmuşlardır. Arama çalışmalarına katılan, anma toplantılarında konuşma yapan seri katiller bile vardır. Huntley televizyona çıkıp acımız büyük demiştir. Sebep oldukları acı ve korkuya tanık olma dürtüsü çok güçlüdür bu tip insanlarda. Çünkü işledikleri suçun en derinindeki dürtülerden birisi zaten budur. Katilin günlük rutini Laleli Beyoğlu arasını kapsayacak şekildedir. Oda Kule civarında çalıştığını düşünürsek büyük ihtimalle diğer tarafta da ikamet etmektedir. Bacakları bir tür fantezi nesnesi olarak kullanmış olması da gayet mümkün. Hatta eğer gerçekten Laleli civarında yaşıyorsa bacaklarla birkaç gün boyunca bir takım fantezi
fantaziler gerçekleştirip sonrasında bir yerlere atıyor olabilir. Cesedin kalanını büyük ihtimalle öldürdükten sonra ilk iş denize atmaktır. Polis bahsedilen bölgede binaları taramaya, ultraviyole ile kan izleri aramaya başlıyor. Fakat bildiğim kadarıyla köprü diplerine dalga çekip göndermiyor. Bu hem mantıklı hem mantıksız. Taranması gereken bölge çok büyük. Ama birkaç haftalık aramayla yüksek ihtimalle bedenlere ulaşılabilirdi. Eldeki en somut ipucu buydu. Özetle İstanbul'un en hareketli noktalarından birinde binlerce insanın burnunun dibinde bu suçlar işleniyor. Çok daha fazlası da işleniyor olabilir ama bu kadarı su yüzüne çıkıyor. Kafelerde, barlarda son müşteri olmayın. Çift bile olsanız ne kadar bildiğiniz, güvendiğiniz bir yer olsa da tek başınıza oturmayın. Çalışanı çok yakından tanısanız bile yeterince yakından tanımıyor olma ihtimaliniz var. Bu tür suçları işleyen kişiler normal insanlardır birçok anlamda. Çoğunuz gözünün içine baksanız bile ayırt edemezsiniz. Suçlar bir anda kesiliyor. En azından biz öyle biliyoruz. Ancak bir sürü farklı şey olmuş olabilir. Başka şehre taşınmış olabilir. Başka bir suçtan yakalanmış olabilir. Yöntemlerini değiştirmiş olabilir. İnternette konuyla ilgili sağlıklı bilgi ne yazık ki çok yok. 31 Ağustos 2002 Milliyet Gazetesi manşetine bakınız. 11. bacak Bakırköy metrosu civarında ulu orta bir yerde bulunuyor. Biraz önceye giderek 15 Mart 2002 gazetelerini incelerseniz yine aynı bölgede Koca Mustafa Paşa Okulu'nun önündeki kumda bir başka kadın bacağı bulunuyor öğrenciler tarafından. Bu ya 9 ya da 10 numaralı kurban, tabii bilinenler arasında. Yaklaşık 3 yıla yayılmış bir suç serisi var önümüzde. Aynı dönemde benzer şekilde öldürülen bir Azerbaycanlı kadın var. Katili yıllar sonra bambaşka bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu kadının, yanlış hatırlamıyorsam, gövdesini bir el arabasında buluyorlar. Bacakların da yaklaşık 3 kilometre ileride bambaşka bir yerde. Mısır Çarşısı, Beyoğlu Tünel, Eyüp, Eminönü, Bakırköy metrosu, Koca Mustafa Paşa Okulu, Karaköy Limanı'na yaklaşan vapur ve Maltepe sahili. Buralarda bulunuyor uzuvlar. İstanbul'da bir cesedi suya atmak istediğinizde bunu yapabileceğiniz çok az sayıda yer vardır. Asya-Avrupa arası köprülerde bunu yapamazsınız. Katilin büyük ihtimalle zaten arabası yok. Yani bu köprüler zaten pek olası da değil. Arabası olsa bile köprü üzerinde aracı durdurup da bu tip bir işe kalkışmak çok göze batacak bir hareket. Herhangi bir kıyıdan da denize atamazsınız cesedi. Burada cesetten kurtulmak ve bacağı görünen bir yere bırakmak iki farklı eylem. Bacakları bulunacak şekilde bırakıyor katil. Özellikle okul bahçesi, Mısır Çarşısı, tünel ve Bakırköy metrosunda bulunan uzuvlar tamamen bu yönden değerlendirilmeli. Bununla birlikte Eminönü'nde bulunan iki bacak arasında 50 metre var. Arabayla taşıyor olsaydı bu iki uzuv arasında bu türden bir mesafe olmazdı. Bu da bizi bu işi tek seferde yapmadığını, yani yayı olduğu sonucunu ulaştırıyor. Şehirde yayı olarak bir cesedi veya ceset parçasını taşımak kolay bir iş değildir. Enstrüman çantası veya bavul gibi bir şeye ihtiyacınız var. Uzuvlar için enstrüman çantası olası olsa da gövde için tekerlekli bir sistem gerekir. Bu da çekçekli bavul veya benzeri bir şey kullandığı sonucunu bize veriyor. Aynısı enstrüman çantası için de geçerli. Yani tünel veya Bakırköy metrosu gibi bir yere gündüz gözüyle bile ulaşabilirsiniz. Dahası her türden toplu taşımaya da kullanabilirsiniz. Öldürülen hayat kadınları olası şüpheli listesini pek de fazla daraltmamaktadır. Fakat bu öğrenciyi öldürdüğü gerçeği çok bilgi verir bize. Tanımadığınız biriyle aynı gün içinde tanışıp da İstanbul gibi her santiminde 50 kişinin olduğu bir yerde bu türden bir işi gerçekleştiremezsiniz. Kamu alanı diyebileceğimiz bir noktaya erişiminiz olmalı ve dahası o noktanın giriş çıkışları üzerinde kontrolünüz olmalıdır. Kafe, bar veya benzeri bir yer gerekliliği bundandır. Öldürülen çift ve erkeğin kanında bulunan alkol ve uyuşturucu da bunu desteklemekte. Suç ancak mümkün olduğu müddetçe ortaya çıkar. Kalan her şey gibi. Bir çifti öldürebilmek için izole bir noktada olmanız gerekiyor. Bir parkta veya sokak arasında işlenebilecek suçlar değildir bu olaydaki kurgular. Ev mümkün. Fakat birilerini evinize gelmeye ikna etmek için ya tanıyor olmanız gerek ya da tanışabiliyor olmanız gerekir ki tanışsanız bile bu çok zordur. Kimliği tespit edilen hayat kadının Taksim'de çalıştığı biliniyor. Yine aynı şekilde hukuk öğrencisi kızın o gün İstiklal civarında olduğu bilinmekte. Dahası kızın çantası Gümüşsuyu Parkı'nda, telefonu Tahtakale'de ortaya çıkmıştır. Bu da bize çok net bir coğrafi kısıt verir. Eminönü ve civarları bu bağlamda pek de geçerli değil. Tophane
Demografik olarak bu işe uygun. Fakat tophanede işlenen bir suçun sonu tünelde veya un kapanı köprüsünde bitmez. Bu sebeple odak rakım olarak daha yüksek olan bölgeye, yani oda kulenin etrafındaki bahsini ettiğimiz çembere kaydırılmalıdır. Kasımpaşa yani batı tarafı da bu anlamda pek olası değildir. Katilin yaşadığı yerin Laleli civarı olması bu anlatıya göre olasıdır. Fakat cinayetler kuvvetle muhtemel Beyoğlu Pera civarında işlenmektedir. Evet, uzun uzun detaylardan, olasılıklardan ve Profesör Richard Walter'ın tüm psikolojik profil çıkarımlarından bahsettim sizlere. Tam bir yıl boyunca biri erkek olmak üzere 8 kişiyi öldüren, bu cesetlerin özellikle bacaklarını İstanbul'un çeşitli semtlerine çöp kutularıyla bırakan ve gövdelerini asla bulamadığımız, kimliklerini asla tespit edemediğimiz cinayetler. Üzerinden 22 yıldan fazla geçmesine rağmen bu cinayetler hala çözümlenemedi. Dosya şu anda kapalı. Belki de daha önce hiç duymadığımız daha onlarca kayıp vardır. Belki de katil bazı yöntemlerini değiştirmiştir. Kim bilir. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın dostlarım. Başka davalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.